Kanal ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber milyoner sabah rutinini deneyeceğiz. Ay bu ne ya? Daha sabah olmamış. Güneş doğmamış daha. Yatalım uyuyalım. Ne rüyaları hatırlamaya çalışması ya. Bir tane şey vardı, bezelye tanesi yerde duruyordu. Üstüne basıp kayıyordum. Evet queenlerim, görmüş olduğunuz gibi şu an 20 kilo kaldırıyorum. Ham. İnledim. Kim yazdı bu rutini? Hangi manyak, hangi Allah'ın? Evet queenlerim, dünyadaki milyonerlerin kendilerine özel sabah rutinleri varmış. Ve çoğu milyoner insan bu rutini uyguluyormuş kendi hayatında. Ben de merak ettim. Acaba ben bu rutini uygulasam ne olur diye. Ve bunun bir videosunu çekmeye karar verdim queenlerim. Umarım hepiniz videoyu izlemekten keyif alırsınız. Sizi seviyorum. İyi seyirler. Evet. Bu videonun giriş kısmını bitirdiğimize göre bir oh çekebilirim queenlerim. Gerçekten videoların en zor kısmı giriş kısımlarıdır. Şimdi rahatladığımıza göre size anlatayım ne yapacağımızı queenlerim. Şimdi açıyorum telefondan listeme. Burada not aldım bu rutine. Kaç tane madde varmış sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane madde var queenlerim. Bunları sabah uyandığımızda yapacağız sizinle. Listemizin ilk başında sabah 5'te uyan yazıyor. Yani sabah 5'te uyanmamız gerekiyor queenlerim. Şu anda saat akşam 10. Erken uyuyacağız uyanabilmek için. Ve şimdi uyuyacağız. Evet. Hav hav! Hav! Hav hav! Ne oldu Vanilya, ne diyorsun? Hav hav! Hav hav hav! Ama Vanilya, ne yapayım, video çekiyorum. Hav hav! Milyonerlerin sabah rutinini deneme videosu Vanilyacığım. Hav hav! Hav hav hav! Vanilyacığım, zaten bu rutini sabah başlatacağız. Şu an sadece videonun girişini yapıyordum. Ha bu arada sen de benimle beraber uygulasana bu rutini. Hav, 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 hav. Ya Vanilya, hadi lütfen, bak milyonerlerin de köpeği vardır hem. Sen de milyoner köpek olursun böylece. Hav, hav, hav. Ya ama Vanilya. Hav. Uygulayacaksın. Hav, hav. Uygulayacaksın dedim. Hav. Uygulayacak o queenlerim, uygulayacak. Hiç merak etmeyin. O da benimle beraber sabah rutinimizi uygulayacak. O zaman şimdi daha fazla vakit kaybetmeden uyuyalım queenlerim. Alarmımı da kurayım. Çünkü biliyorsunuz şeyde uyanacağız. Kaçta? 5'te uyanacağız, evet. Normalde ben o saate kadar uyumuyorum mesela. Ama şu an o saatte uyanacağız. O halde hadi yatalım. Kamerayı şöyle şuraya koyayım. İnşallah da şarjı bitmez ha ben uyurken. Hadi bakalım. İlk defa böyle bir gece çekimi yapıyorum sanırım. Ay koyamadım kız. Ah tamam, koydum. Sinirlenmeye gerek yok. Evet şimdi iyi geceler queenlerim. Durun ışıkları söndüreyim. Tık tık. Direkt evdeki ışıkları da söndüreyim şu telefondan. Tık. Evet bakın, ev kapkaranlık oldu queenlerim. Sistemden ışıkları kapattım. Şimdi Allah. Uyuyoruz queenlerim. Böyle sizin karşınızda uyumak da çok değişik olacak bu arada, ama neyse hadi uyuyalım. Saat 5 oldu mu? Bu ne ya? 2 dakika uyuduk, hemen 5 olmuş saat. Ay. Bakayım hala kayıtta mı? Evet kaydetmiş. Queenlerim şu an saat 5 oldu. Ve uyandım ben. Ama şu an geri yatmamak için çok fazla zor duruyorum queenlerim. Yani milyonerlerin milyoner olmasının bir sebebi varmış. Harbiden bu saatte kalkabiliyorlarsa çok çalışkan insanlar demek ki.
Ay bakın daha kendime gelemedim ben Queen'lerim ya. Ama kalkmamız lazım. Vanilya kalk. Hav. Vanilya tatlım unuttun mu? Sen de benimle beraber uygulayacaksın. Hav. Allah'ım ya Rabbim ya. Öf. Neyse Queen'lerim şimdi ben bir gidip elimi yüzümü yıkayayım geleyim açılayım. Ondan sonra rutinimizin ikinci maddesini uygulayalım. Şu an saat 5'te kalkma maddesini uyguladık. Yüzümü yıkayıp geliyorum Queen'lerim. Evet Queen'lerim yüzümü yıkayınca daha da böyle bir açıldım ama şunu göstermek istiyorum. Allah. Bakın Queen'lerim daha yani akşam güneş bile doğmadı. Yani üstüne güneş doğmayan insan dedikleri buymuş demek ki Queen'lerim. Şimdi ikinci şeyimizi uygulayacağız maddemizi Queen'lerim. Bu arada birinci maddemize şöyle tik atıyorum. Tik ay atamadım. Attım Queen'lerim. Şimdi ikinci maddemiz rüyalarını hatırlamaya çalış. Ben normalde çok sık rüya görmüyorum Queen'lerim. Yani haftada bir kez falan rüya görüyorum. Yani bugün de bir rüya gördüğümü hatırlamıyorum Queen'lerim ama şimdi yatağa oturup hatırlamaya çalışacağım. Kameramı şöyle sabitleyeyim. Bu arada bu maddenin mantığı ne acaba Queen'lerim? Yani niye rüyalarımızı hatırlamaya çalışıyoruz ki? Tahminleriniz varsa yorumlara yazın. Şimdi oturayım şöyle bakalım. Ne haber Vanilya? Hav. Sen rüya gördün mü? Hav. Vanilya vallahi şu an saat o kadar erken ki beyin hücrelerim açılmadığı için köpek dilini şu an anlayamıyorum üzgünüm. Ay Queen'lerim ya bakın hala daha esniyorum. Yatalım uyuyalım ne rüyaları hatırlamaya çalışması ya. Üf. Ama neyse video çekiyoruz şimdi hatırlamaya çalışalım hadi bakalım. 1 hour later. Valla Queen'lerim 2 saattir hatırlamaya çalışıyorum. Hiçbir şey hatırlayamadım ya. Tek hatırladığım bir şey var. Bir tane şey vardı. Bezelye tanesi yerde duruyordu. Üstüne basıp kayıyordum. Onun harici hiçbir şey hatırlayamadım valla Queen'lerim. Bu rüyayı da size anlatmaya çok utandım. Çok saçma. Ben niye bezelyeye basıp kayıp düşüyorum ya. Benim her şeyim tuhaf. İnsanlar muza basar. Ben bezelyeye basıyorum ya. Neyse Queen'lerim valla bunu da yapmaya çalıştık ama çok olmadı ama yine de üstüne tik atalım. Çünkü rüyalarını hatırla demiyor. Rüyalarını hatırlamaya çalış diyor. Ben valla 20 dakikadır burada hatırlamaya çalışıyorum gayet de. O yüzden tik atabiliriz. Tik attım. Evet Queen'lerim ufak bir teknik arıza yaşandı. Saat 5'te uyandığım için beyin hücrelerim daha çalışmaya başlamadı. Sistemim kapalı olduğu için konuşurken kusma ve öksürme karışık bir tekniksel arıza çıktı. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Yatağını topla. Bunu genelde Arya Hanım yapıyor ama saatin 5'i olduğu için o henüz gelmedi. Bugün bunu kendimiz yapacağız. Gel bakalım Vanilya. Ya Vanilya yatağı toplayacağım ne kızıyorsun ya? Sen de çok şey bir köpek olmaya başladın her şeye kızıyorsun. Hav. Ya git kendi yatağında yat Vanilya o zaman. Ben sana buraya ne kadar güzel oda yaptım. Yatak koydum. Bunları bırakıyorum gece benim yanıma geliyorsun. Sonra da ben yatağımı toplayınca bana kızıyorsun. Git kendi yatağında yat. Hav. Ne kadar da uykucu köpeğim var ya. Bu eskiden böyle değildi ya. Aliye Hanım buna bir şeyler mi veriyor acaba? Neyse Queen'ciklerim şimdi yatağımızı toplayalım. Şöyle. Bu arada çok kolay bir madde. Şöyle 2 dakikada hemen toplayayım. Böyle. Evet Queen'lerim görmüş olduğunuz gibi yatağımı topladım. Bu arada bakalım güneş açtı mı? Bakın hala daha güneş doğmadı Queen'lerim. Yatağın toplama maddesine de tik atıyorum Queen'lerim. Tik. Valla şu ana kadar rutinimiz kolay ilerliyor. Umarım bundan sonra da böyle ilerler Queen'lerim. Şimdi öbür maddemiz büyük bir bardak su iç. Şimdi bu benim sabah kalkınca bazen yaptığım bazen de midem bulandığı için yapamadığım bir şeydir Queen'lerim. Umarım midem bulanmaz diyorum ve kocaman bir bardak su içmeye gidiyorum. Vanilya.
Akşam anlaştığımız gibi sen de bu rutini benimle uygulayacaksın. Gel o yüzden. Hav! Ya gelsene ya! Hav hav! Ya takipçilerim seni de izlemek istiyor Vanilya ya! Hav hav hav! Hav! Bakın Queen'lerim, görüyor musunuz? Bu köpek eskiden böyle bir köpek değildi. Çok huysuz bir köpek olmaya başladı bu. Şimdi 2 dakika kaydı kapatıp Vanilya ile beraber mutfağa gidip geliyorum. Bekleyin, onu buradan zorla çıkaracağım çünkü. Şöyle koyuyorum kamerayı. Vanilya gel! A few moments later. Evet Queen'ciklerim, mutfağa gelmiş bulunuyoruz. Hav hav! Görmüş olduğunuz gibi şu an bana çok kızgın kendisi Queen'lerim. Ama mama isterken öyle demiyorsun Vanilyacığım. Yeni oyuncak isterken öyle demiyorsun. Parka gitmek isterken öyle demiyorsun. Onları isterken tatlı tatlı havlamayı biliyorsun. Yani ne olmuş şurada 2 dakikalık seninle sabah rutini deniyorsak? Çok nankör bir köpek oldun sen valla. Ha ha. Queen'lerim, Vanilya biliyorsunuz küçüktü ama şu an biraz büyüdü, ergenliğe girmeye başladı herhalde. O yüzden böyle şapşal şapşal tepkiler veriyor, onun kusuruna bakmayın. Biz videomuza devam edelim. Şimdi büyük bir bardak su içeceğiz Queen'lerim. Valla elimdeki en büyük bardak şu ama bu bardak sayılmaz. Bunun bir ismi vardı da şu an unuttum. Onun dışında elimdeki en büyük bardak şu kahve bardakları Queen'lerim. Bunları da Mili'den çaldım. Hehehe. Şimdi bunlarla kocaman bir bardak su içeceğiz. Umarım midem bulanmaz bu arada. Sabah aç karnına su içmek, yani bilmiyorum, azıcık mide bulandırıcı ama hadi bakalım. Evet, şimdi yaz ayında olduğumuz için suyu dolaptan alıyorum Queen'lerim. Soğuk şöyle. Oh. Yani içinde böyle limon falan var Queen'lerim ama sonuçta su yani. O yüzden sayılır bence. Hani musluk suyu da içemem bu sıcakta yani. Zararlı zaten. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çok şükür yarabbi. Oh, çok şükür yarabbi. Evet, suyumuzu da içtik Queen'lerim. Bu maddenin üstüne de tik atıyorum. Bence uyurken terlediğimiz için, yaz aylarında özellikle su kaybettiğimiz için bu maddeyi koymuşlar Queen'lerim. Tik attım bu maddeye de. Şimdi vitamin ve probiyotiklerini al diyor. Ha bu arada durun bir dakika, Vanilya'ya da su koyayım. O da yapacaktı ya bizimle beraber. Vanilya var mı orada suyun? Ha varmış. Ama olsun, üstüne de biraz daha koyayım dur şu soğuktan. Evet Queen'lerim. Vanilyanın da suyu olsun değil mi? Yani o da yazık köpekcağız. Bu su akşamdan beri burada ısınmıştır. Soğuk koydum şimdi. Al iç bakalım Vanilya. Hav hav. Tamam, o içsin. Biz de bu arada vitamin ve probiyotiklerimizi alalım. Bu arada bu benim normalde de yaptığım bir şey Queen'lerim. Yani bu rutinin haricinde normalde de yapıyorum bunu. Çünkü benim vitamin eksikliğim var. O yüzden çok yabancı bir şey değil bu bana. Yapmaya çok alışkın olmadığım bir şey değil. Evet, ilk önce şunu alayım. Ay ama dur, su. Susuz olmaz. Queen'lerim, vitamin ve probiyotiklerimi de aldım. Şimdi bu maddeye de tik atıyorum. Ha ama durun, atmadan önce vanilyaya da içirelim. Ha ha ha. Bir şey değil Vanilya ya, vitamin içireceğim sana. Köpek vitamini, veterinerin vermişti ya. Ha. Bekleyin, getiriyorum Queen'lerim. Vanilyanın odasındaydı en son. Evet geldim. Gel bakalım Vanilya. İç bakalım şu köpek vitaminini. Hav hav. İçiyordun ya vanilyam bunu sen. Tadı güzeldi. Hav. Evet evet vanilyam al. Ah bakalım. Aferin sana. Uslu köpek ol böyle işte ya. Tamam Queen'lerim. Vanilyaya da içirdiğime göre yani. Aslında bu katı bir şey. Biz bunu içmiyoruz ki. Neden içmek diyoruz? Belki de sadece ben diyorumdur böyle. Neyse, bu maddeye de tik attım Queen'lerim. Şimdi diyor ki 20 dakika nefes egzersizi ve meditasyon yap diyor. Yani bunu ben ömrü hayatım boyunca hiç yapmadım Queen'lerim. O yüzden şu an bu benim için bir ilk olacak.
Mutfağımın şurası boş gördüğünüz üzere Queen'lerin burada yapacağız. Bu arada niye boş diye sorarsanız ben bu evi yeniden yapacağım Queen'lerim. Yani hatta şu an görmüş olduğunuz mutfağı bile baştan yapacağım. Ama bir videoda yapmak istiyorum Queen'lerim. Yani sizinle beraber yapmak istiyorum. O yüzden bekletiyorum. Şimdi ben meditasyon şeyini falan getireyim. Ne derler? Şu yere serilen şey işte, şu an adını unuttum. Onu getirip geliyorum Queen'lerim. Evet Queen'lerim, getirdim. Bu arada bu şeyin adını hatırladım Queen'lerim. Bu yoga matıydı. Seriyorum şöyle yere. Bu arada Queen'lerim şu an gözüme bir şey takıldı. Sizin bu Queen'iniz deminden beri havanın ne kadar sıcak olduğundan bahsediyor. Ama pofidik terlikler giymiş ve uzun kollu pijama takımı giymiş. Ya işte böyle de şapşik bir Queen'iniz var sizin. Neyse şimdi yapalım Queen'lerim. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var Queen'lerim. Dediğim gibi ben daha önce hiç meditasyon yapmadığım için meditasyon nasıl yapılır bilmiyorum. Ve nefes egzersizi nasıl yapılır onu da bilmiyorum. O yüzden şimdi telefondan ufak bir araştırma yapacağız. Bir saniye beklemenizi rica edeceğim. Evet hadi bakalım. Meditasyon ve nefes egzersizi ne demek ve nasıl yapılır? Meditasyon, zihni sakinleştirmek ve odaklanmayı artırmak için yapılır. Genellikle sessiz bir ortamda rahat bir pozisyonda oturarak yapılır. Düşünceleri serbest bırakmak, nefese odaklanmak ya da bir mantra tekrarlamak gibi teknikler kullanılabilir. Nefes egzersizi ise doğru ve derin nefes alıp vermeyi öğrenerek stresi azaltmak, zihni sakinleştirmek ve bedeni rahatlatmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin derin nefes almak için burundan yavaşça nefes alıp karını şişirerek havayı ciğerlere çekmek ve ardından ağızdan yavaşça nefes vererek ciğerleri boşaltmak yaygın bir tekniktir. Sen hiç meditasyon veya nefes egzersizi denedin mi? Hayır denemedim. O yüzden sana soruyorum zaten. Bir de meditasyon yapılırken müzik dinlenir mi? Evet, meditasyon yapılırken müzik dinlenebilir. Oo harika. Ariana dinleyeceğiz. Yumuşak ton. Bunlar da doğa sesleri veya enstrümantal müzikler meditasyon sırasında sıkça tercih edilir. Bu tür müzikler zihnin rahatlamasına ve odaklanmasına yardımcı olabilir. İlk kez deneyeceksen kısa seanslarla başlamak iyi olabilir. Mesela 5 dakika boyunca nefesine odaklanarak ya da sakinleştirici bir müzik eşliğinde oturmak iyi bir başlangıç olabilir. Evet Queen'lerim, ben şimdi telefonumdan meditasyonun ne demek olduğunu öğrendim. Siz de öğrendiniz bu sayede benimle beraber. Bakın bedavadan size hizmet verdim. Müzik dinlenerek yapılabiliyormuş Queen'lerim. O yüzden ben şimdi şunu açıyorum. Bu aletin de ne olduğunu ben bilmiyorum Queen'lerim. Buhar veriyor bu şekilde ama meditasyon vibe'ına uygun olur diye buraya getirdim. Cuma günü hediyesinden çıkmıştı bu da. Müzik dinlenilebilir dediği için şu anda tabii ki de Ariana Grande dinleyeceğiz Queen'ciklerim. Açıyorum şarkıyı. Bakın bu şarkı bence tam meditasyonlu Queen'lerim. Yani böyle çok sakinleştirici bir etkisi var. Hepsini videoya koyamam telif almamak için ama siz kesinlikle kendiniz gidip dinleyin. Şarkının adı zaten şu an ekranda. Pov şarkının adı. Evet meditasyonumuza başlayalım. Bir dakika. Vanilya da bizimle yapacaktı. Doğru ya. Vanilya gel. Evet Queen'lerim, Vanilya'yı da getirdim. Bakın böyle çok tatlı yoga matı var minnacık. Prudence'la Nicholas'tan almıştım. Ha. Ya Vanilya kötü bir şey yapmayacağız ya. Meditasyon yapacağız, zihnin rahatlayacak. Geç şöyle, hem ergenliğin etkilerinden de kurtulursun böylece. Ha. Evet şimdi siz, ben, Vanilya meditasyonumuza devam ediyoruz Queen'ciklerim. Şöyle sizi birazcık arkama alayım. Evet. Hum. Ha. Meditasyon bu Vanilya, meditasyon nefes egzersizi. Hom. Ay dur kız, müziği unutmuşum. Açayım şöyle. Heh. Evet. Meditasyonumuzun sonuna geldik Queen'lerim. Şimdi meditasyon bitti ve bu arada güneş de doğdu Queen'lerim. Şöyle göstereyim kamerayla bir dakika. Şöyle asansörün oraya gidelim, gelin. Bakın güneş doğdu Queen'lerim. Meditasyon bu arada güzeldi Queen'lerim ama biraz sıkıcıydı. Yani muhtemelen Ariana şarkısı dinlemiyor olsaydım çok sıkılırdım Queen'lerim. O yüzden pek de bana göre bir şey değil ve bana birazcık zaman kaybı gibi geldi. Hayır yani ben bu sürede çok daha güzel şeyler yapabilirdim. Çok daha güzel şeyler dediğimde Instagram'a girmek bu arada. Hehe. Vanilya sence nasıldı? Hav. Güzeldi diyor Vanilya da. Hav. Güzeldi diyor. Desene Vanilya. Hav.
Evet, şimdi ben şu yoga matlarını falan kaldırayım. Sonra geleyim Queen'lerim. Vanilya, o sırada sen konuş takipçilerimize, tamam mı? Hav hav. Tamam, hadi bakalım. Hav hav. Hav 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 hav. Hav 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 hav. Hav 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 hav. Hav hav hav. Hav. Hav hav. Hav hav hav. Hav hav. Evet, Vanilya. Vanilya, nereye gittin yine Allah aşkına ya? Nereye gitti bu queenlerim? Ya 2 dakika bıraktım seni queenlerimle konuş diye. Hemen tüymüşsün valla. Ergenlik işte queenlerim, ergenlik. O artık bebek bir köpek değil. O artık ergen bir köpek. O yüzden onu boş verelim. Bu arada bu maddeye de tik atıyoruz queenlerim. Şu ana kadar 6 maddeyi yapmış bulunuyoruz. Kalan maddelerimiz şunlar queenlerim. Yani sonraki 2 maddemiz şunlar. 1-2 dakika boyunca yoğun hareket yap ve soğuk duş al. Benim bunun için şöyle bir fikrim var queenlerim. Watermelon Wave Club benim evimin çok yakınında queenlerim. Ve orada hem spor alanı var hem de soğuk duş alanı var queenlerim. Bence bu 2 maddeyi Watermelon Wave Club'a gidip orada yapalım. Hem daha güzel olur. Böyle alan değiştirmiş oluruz. Daha eğlenceli bir video olmuş olur. Hem de sürekli evde durmak da olmaz yani. O yüzden şimdi gidip üstümü giyiyorum ve çantamı hazırlıyorum. Sonra da Watermelon Bay Club'a gidiyoruz. Club'a gidiyoruz. Çantalarımı hazırladım. Gördünüz az önce, izlediniz zaten. Güneş kremlerimi koydum ve sürdüm. Çünkü sıcak havalarda, güneşli havalarda güneş lekelerinden korunmak için güneş kremi çok önemlidir queenlerim. Böyle de bir kamu spotu geçeyim. Bu şeye de işte havlularımı falan koydum. Ne kadar orada soğuk duş olsa da ben yine de kendi havlularımı kullanmak istedim queenlerim. İşte şampuanım, mataram falan. Öyle şeyleri koydum queenlerim. Öyleyse hadi şimdi Watermelon Wave Club'a gidelim. Evet queenlerim, şimdi Watermelon Wave Club'a geldik. Gördüğünüz gibi spor yapmak için hazırız. Aslında spor yazmıyordu. 1-2 dakikalık yoğun hareket yazıyordu. Biz onun için kalktık ta Watermelon Wave Club'a geldik. Ama olsun, zaten evimiz yakındı queenlerim. Bir şey olmaz. Azıcık ortam değişmiş olsun. Şimdi Vanilla'ya böyle küçük şey verdim. Ağırlık. Ağzıyla bunu kaldıracak. Ben de buradaki ağırlıkları kaldıracağım queenciklerim. Kamerayı da şöyle sabitleyeyim. Ve 1-2 dakikalık yoğun hareketimiz başlasın. Hadi bakalım, bismillah. Oh. Sizin queeniniz de güçlü queenlerim. Bakın direkt büyük olanı kaldırdı. Ama hiç zorlanmadı. Güçlü queeniniz. Hadi Vanilla'm, sen de kaldır. Hav 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 hav. Bak yine söyleniyor ya Rabbim. Vanilla, kaç kilometre yol geldik? Hav 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 hav. Yani olabilir, az kilometre yol gelmiş olabiliriz ama olsun, yine de bir kaç kilometre yol geldik bunun için. Hadi yap. Arabaya bindik, o kadar benzin harcadık buraya gelmek için. Yap hadi. Hem bak köpeklerin böyle şey kasları, işte çene kasları çalışması gerekiyormuş. Güçlü olması gerekiyormuş. Mesela bir tane birisi bana saldırsa, sen de beni korumaya çalışsan ne olacak? Isırman için onun çene kaslarının güçlü olması gerekecek. O yüzden bu ağırlığı kaldır. Al bakalım. Hav hav hav. Evet queenlerim, Vanilla'yı da ikna ettiğime göre devam ediyorum. Kaldırıyorum queenlerim. Yani hava sıcak olduğu için şu an beni zorlayan tek şey sıcaklık queenlerim. Keşke evde yapsaydık diyorum ama evde yapsaydık da
terasta yapacaktık büyük ihtimalle. O yüzden yani bir şey fark etmez. Az sonra soğuk duşa gireceğiz zaten. Kaldırıyorum şimdi. Bunları da ağır falan değil, taşıyabiliyorum dedim ama elde kaldıkça ağırlaşıyor queenlerim. Neyse devam. Hadi bakalım. Bu arada telefondan da süre tutayım. Hey Siri. Hı hı. 2 dakikalık süre tut. 2 dakika süre şimdi başladı. Evet queenlerim, 2 dakikalık süre de tuttuk. Şimdi halter kaldırmamız başlasın. 2 dakika. Dın 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 dın. Ay, queenlerimi bırakıyorum. Yeter gerçekten, 2 saattir 20 kilo kaldırıyorum. Of çok zor ya Rabbim, bu neydi böyle? Bence yeteri kadar yoğun hareket yaptık queenlerim. Şu an 2 saattir 20 kiloluk ağırlık kaldırıyorum. Kol kaslarım yeniden çıktı resmen. Vanilya, sen de kaldırdın mı bir tanem? Hav hav. Aferin sana da queenlerim, şimdi Vanilya da ben de ikimiz de ağırlık kaldırdık. Bayağı yorulduk yani, görüyorsun şu anda kafamdan terler akıyor. Soğuk duşa girmeye hazırım. Bu arada böyle şu an aşırı terlediğim için soğuk duş bana güzel geliyor ama girince muhtemelen donacağım queenlerim. Neyse şimdi hadi giriyorum, böyle kendi havlumu falan da getirmiştim. Gördünüz zaten evde. Şimdi girelim soğuk duşa. Şimdi soğuk duş almak için geldik. Ama ne yalan söyleyeyim, biraz korkuyorum queenlerim. Çünkü bakın burada kar işareti var. Yani bayağı soğuk bir duşa benziyor. Bu arada deminki maddemize tik atıyorum queenlerim. Attım. Şimdi soğuk duş alma maddesine geçiyoruz. Maalesef bu maddeyi Vanilya benimle beraber yapamayacak queenlerim. Çünkü küçücük köpek yani. Ona bir şey olsun istemiyorum. Hani soğuk su... ters zararlı bir etki de verebilir queenlerim. O yüzden sadece ben gireceğim şimdi. Hadi maşallah. Ay maşallah neydi kız? Bismillah diyorum ve giriyorum. Açayım suyu. Allah! Şimdi hadi bismillah queenlerim. Giriyorum. 1, 2, 3. Geldim. En son videoyu kapatırken çok kötüydüm, bildiğiniz gibi ağlıyordum falan. Biraz abartılı tepki verdiğimi düşünmüş olabilirsiniz. Ama queenlerim gerçekten su çok soğuktu ve çok kötü hissettim yani. Emin olun o suyun altına girseniz bana hak verirdiniz. Şimdi bir de düşünün yani, sıcaktasınız, yanıyorsunuz, birden öyle bir ısı değişimi yaşayınca vücudum şoka girdi. Yani böyle çok acı hissettim yani resmen queenlerim. O yüzden çok kötüydü. Kesinlikle önermiyorum. Sakın denemeyin böyle şeyler. Yani soğuk suya girecekseniz de ilk önce alıştırma olsun diye biraz sıcak ılık su dökün. Sonra soğuk su dökün. Gerçekten çok kötü oluyor queenlerim. Hiç tavsiye etmiyorum. Yani çok zordu benim için de ama sonuç olarak yaptık. Şimdi tik koyalım queenlerim. Soğuk duş al, tik. İyi ki de vanilyayı soğuk duşa sokmamışım queenlerim. Çünkü gerçekten hayvancağıza bir şey olabilirdi. Neyse boş verelim onu. Sonuçta yaşandı, bitti artık. Böyle çok sanki ölüm gibi falan anlatıyorum. Abarttım biraz. Neyse evet, uzatmayalım. Şimdi sıradaki maddemizde bitki çayı hazırlama maddesi vardı queenlerim. Ben de böyle hazırladım. Yaklaşık bir 5 dakikadır falan demleniyor.
Olmuştur herhalde ya 5 dakika demlenmeden. Hayatımda hiç çay demlemediğim için bilmiyorum, queenlerim olmuştur herhalde. Bakın bu arada üstümü de değiştim, böyle mor bir etek giydim. Eteğime uygun da şöyle bir tane kupam var. Bununla şimdi bitki çayımızı içeceğiz queenlerim. Demlenmiştir bu çay herhalde ya. Koyuyorum. Bu arada bu maddeyi de vanilya bizimle beraber yapamayacak queenlerim. Çünkü köpekler bitki çayı içemez. Hav hav. Evet, sevindi şu an herhalde bu maddeyi yapamayacağı için. Bitki çayımız da bayağı güzel kokuyor bu arada queenlerim. Şimdi ben bu bitki çayını içeceğim queenlerim. Instagram DM'lerime bakarken, Instagram'dan bana gelen mesajlara falan bakarken içeceğim bu bitki çayını. Biraz sıcak olduğu için yavaş içeceğim queenlerim. Hadi bakalım. Güzel olmuş mu diye tadım testi. Oo vallahi tadı da süper olmuş. Mük. Bu arada Instagram'a girdim demişken Tokaboka'nın global elçisi olarak yani It was at this moment that he knew. He fucked up. Global elçi değil, Türkiye elçisi. Ağzımdan kaçırmamalıyım. Türkiye elçisi olaraktan biliyorsunuz yeni bir oyun çıktı, Tokadays. Onun Türkiye'ye gelmesini isteyeceğim. Mesaj yazacağım şimdi. Tık 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 tık. Evet. Bakın Tokadays Türkiye'ye gelirse benim sayemde, ha haberiniz olsun. Tıpkı eski eşyaları alabilme sürümünün benim sayemde geldiği gibi. Böyle biraz övünmüş gibi oldum ama ben getirdim yani, yapacak bir şey yok. O kadarını da söyleyeyim yani, değil mi? O kadar da mütevazı olunmaz. Hadi bakalım. Çok şükür yarabbim. Evet queenlerim, mesajımı da yazdım. Şeyimi de içtim, bitki çayımı da içtim. Allah! Bakın bu şeyi açık unutmuşuz ya. Ocağın altını açık unutmuşuz queenlerim ya. Sanırım sabah 5'te uyanmak ve soğuk duş almak, bir de 20 kilo ağırlık kaldırmak gerçekten benim beyin hücrelerimi öldürdü. Unutkanlığım falan başladı queenlerim. Neyse şimdi bu maddenin üstüne de dik atıyorum. Dik. Ay atamadım kız. Heh, dik. Evet queenlerim, sıradaki maddemizde günlük yazma, yapılacaklar listesi oluşturma, hissedilecekler listesi oluşturma, olunacaklar listesi oluşturma diye böyle Bir sürü liste oluşturma maddeleri var. Yani tamam her şeyi anlarım da hissedilecekler ve olunacaklar listesi ne? Onu gerçekten anlamadım. Neyse o zaman ben defterimi, kalemimi alayım, şimdi sizinle yazmaya başlayalım bunları. Evet queenciklerim, şimdi terasta bu yapılacaklar listesini, günlüğü, olunacaklar listesini falan burada yapmaya karar verdim queenlerim. Bu arada terasın ve terasın girişinin neden böyle olduğunu sormayın queenlerim, bilmiyorum. Tokolife King'e özeniyorum herhalde. Herkes gibi. Neyse onu boş verelim de hazırlayacak 3 tane listemiz var queenlerim. Onları hazırlamaya başlayalım. Şimdi ilk başta neydi? Günlük tutmaydı değil mi? Evet şimdi günlüğü tutmaya başlayayım. Dur şunu şöyle şuraya koyayım da. Evet. Şimdi başlıyorum queenlerim, hazır mısınız? Bu arada ben 2 yıldır günlük tutmuyorum. Yani kanala ilk başladığım zamanlarda tutuyordum böyle. Yani ondan sonra bir bıraktım, daha da başlamadım queenlerim. Yıllar sonra ilk defa günlük yazışım oluyor. Hadi başlayalım. Sevgili günlük. Bugün işsiz gibi saat 5'te uyandım. Neymiş efendim, milyonerlerin rutinini uygulayacakmışım. Daha horozlar bile uyanmadan ben uyandım. Sonra yine işsiz gibi rüyalarımı hatırlamaya çalıştım. Kardeşim rüyalarını niye hatırlamaya çalışıyorsun? Ya kötü bir rüya gördüysen, hatırlamaman gereken bir rüya gördüysen onu hatırlamamak iyidir. Rüya hatırlamaya çalışmak da neymiş ayol? Ondan sonra yatağımı topladım. Bu o kadar da absürt bir şey değil canım, herkes yapıyor. Ondan sonra gittim kocaman bir bardak su içtim. Vitaminlerimi falan içtim. Sonra ne yapmıştık queenlerim sonra ya Allah. Ha sonra meditasyon yaptım. 20 dakika boyunca. Ariana Grande şarkısıyla. Vallahi Ariana Grande şarkısı olmasa çok sıkılırdım. İyi ki Ariana'm var. Ondan sonra yoğun hareket yapayım dedim. Allah kahretsin. Yani yoğun hareketi sadece koşarak da yapabilirdim ama ben şapşal olduğum için
buradan kalkıp, güzel evimden kalkıp, klimalı evimden kalkıp, ta sıcağın ortasında Watermelon Wave Club'a gidip 20 kilo ağırlık kaldırarak yapmayı tercih ettim. Şapşal kafam. Ondan sonra bu da yetmiyormuş gibi, bir de buz gibi suyun altına girip vücudumu değişik değişik tepkimelere soktum. Buna da hiçbir şey demiyorum. Ondan sonra bitki çayı hazırladım eve gelip. Allah'tan o güzel oldu. Şu anda da günlük yazıyorum. Ve bitti. Queen'lerin bu sabah rutini değil mi ya? Allah, sabah niye günlük yazıyoruz ki? Günlük günün sonunda yazılır. Valla ben bu milyonerleri anlamıyorum ya. Neyse, hadi yazdık sayalım bunu da. Şimdi yapılacaklar listesiymiş. Hemen buraya bir liste oluşturuyorum. Ay, niye elime aldım yine böyle? Ya da elime alayım Queen'lerim. Evet, yapılacaklar listesi. Birinci madde. Bir daha sakın soğuk suya girme. Evet. Bu güzel. İkinci madde. Paradise'ın 100K abone partisi hazırlıklarını artık bitir. Bitir yani. Bu kadar uzun hazırlık mı olur ayol? Onu yap. Bitsin. Başka. Vallahi başka yapılacaklar listesinde bir şey bulamadım Queen'lerim. Hissedilecekler listesine gelelim. Queen'lerim, hissedilecekler listesine ne yazacağım? Şöyle şey yazalım işte. Mutlu hissetmek istiyorum. Başarılı hissetmek istiyorum. Hayır, başarılı hissetmek diye bir şey yok. Başarılı olmak diye bir şey var aslında. Mutlu hissetmek istiyorum. Başka, ondan sonra. Valla başka bir şey bulamadım Queen'lerim. Olunacaklar listesine geçeyim. Stressiz olmak istiyorum. Başarılı olmak istiyorum. Ki zaten öyleyim. Olunacaklar listesi. Queen'lerim için iyi bir queen olmak istiyorum. Instagram spamımın ortadan gitmesini istiyorum. Kraliyet ailesi official hesabının 20.000 takipçi olmasını istiyorum. Instagram postlarımın beğenilmesini istiyorum. Kraliyet ailesi official YouTube kanalının takip edilmesini istiyorum. Çok güzel liste hazırladım vallahi Queen'lerim. Mükemmel liste hazırladım vallahi. Bu listenin de üstüne liste yok vallahi. Siz de duydunuz yani ne dediğimi, değil mi Queen'lerim? Yani olunacaklar listesine ne yazdığımı duydunuz. Artık bunların olması için azıcık yardım edersiniz herhalde. Neyse, buna da tik atıyoruz Queen'ciklerim. Bunu da gerçekleştirmiş bulunarak. Tek oturuşta 3 tane madde gerçekleştirdik. Hatta 4 tane madde gerçekleştirmişiz. Hepsine tik atıyorum. Aa, yine atamıyorum. Çıldırdım ya. Neyse, şimdi 20 dakika okuma yapmak mı? Queen'lerim, en sevmediğim şey de okuma yapmaktır abi, biliyorsunuz mu? Şaka. Okumayı çok severim. Siz de sevin. Kötü örnek değilim ben. Çok iyi örneğim. Okumak güzeldir. Şimdi bir tane kitap getirip okuyacağım Queen'lerim 40 dakika boyunca. Ay ya, o tövbe estağfurullah, ne 40 dakikası? 20 dakika boyunca canım. Neyimize yetmiyor 20 dakika? Şimdi getiriyorum kitabı Queen'lerim. Evet Queen'lerim, böyle korkunç bir kitap getirdim. Dedim madem okuyorum korkunç bir kitap olsun. Korkunç, korku filmlerini, korku yazılarını falan severim ben. Hadi bakalım okuyoruz, hadi bismillah. One hour later. Evet Queen'lerim, şu an 20 dakikalık okumamızı da tamamladım. Buna da tik atıyorum. Ve son maddemiz diyor ki bize, güne başla. Be güzel kardeşim, ben normal günlük rutinimde böyle şeyler yaptığım zaman gün bitmiş oluyor. Sen gelmiş bana burada güne başla diyorsun. Yani Queen'lerim, ben normal hayatımda bu kadar fazla şey yapınca, yani bu kadar fazla aktivite yapınca günüm bitiyor mesela. Ama bu liste bana şu an güne başla diyor. Saat kaçmış bakayım.
Saat 9 Queen'lerim. Kalktığımızdan itibaren 4 saat olmuş ve 4 saatte bence çok şey yaptık. Bu rutinin en güzel yanı bence 5'te uyanıp kocaman bir günü, yani daha fazla vaktinizin olması. Çünkü hani mesela şu an saat daha 9 Queen'lerim ve akşam olana kadar ben daha bir sürü şey yapabilirim. Yani günüm uzamış gibi bir şey oldu. Daha verimli geçecek gibi bir şey oldu. Bu rutinin en güzel yanı buydu bence. Şöyle yer değiştireyim. Evet, konuşmama burada devam edeceğim. Bu rutini ben sevdim Queen'lerim. Tabii bazı maddelerde zorlandık ama güzeldi bence yine de. Siz nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.